Arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar bir yandan kameraya bakıyorum, bir yandan yola bakıyorum. Bugün farklı olarak açılışı dışarıdan yapıyorum. Çünkü bugün annemlere gidiyoruz. Şimdi çocuklarla çıktık. Evet anneciğim. Bir de çocukları arkadaşlar bugün erişik kağıdı falan onları almayı düşünüyorum. Çünkü... Anneciğim ne yapıyorsun? Böyle dedim elişi kağıdıdır, yapıştırıcıdır falan onları alayım. Biraz çocuklarla etkinlik yapalım istedim. Neyse biz şimdi arkadaşlar gidelim. Çarşıya doğru çıkıyoruz. Hemen yani videoyu burada durduruyorum. Ve artık gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. Annene. Tamam bir tane kardeşine bir tane de teyzene. Lina. Evet. Arkadaşlar biz annemlere geldik, sonrasında çarşıda işlerim vardı. Ve çıktık kardeşimle beraber. Alınacak malzemeler vardı. Onları aldık. Hemen eve geldik. Yani annemlere geldik. Şunları hemen hızlıca göstereyim. Sonrasında günümüze devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar şöyle kırtasiyeye uğradık. Çocuklara birkaç bir şey aldım. Hani onlara biraz etkinlik falan yaptırayım istedim. Şimdi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar erişi kağıdı 10 tane. Şöyle sulu boya aldık. Ondan sonra şöyle hikaye kitabı, daha doğrusu öykü kitapları aldık. Şöyle yapıştırıcı. Bir tane daha yapıştırıcı. Şöyle iki tane bant. Bunu kendim aldım. Zımba teli arkadaşlar. Hayır. Anneciğim onu da bana ver. Şöyle bir tane makas aldık. Kırtasiyeden aldıklarımız bu kadardı. Çocuklara dedim şöyle yaptırayım bir şeyler. Sonra arkadaşlar şöyle 101'e uğradım. Tabletler indirimdeydi. 115 liraya düşmüştü. Bir tane tablet aldım. Evde biraz vardı ama yine de alayım, stok olsun istedim. Şöyle arkadaşlar çikolata aldım. Ondan sonra şöyle zaten orada da gördünüz, Lina kek aldı. Sonrasında şöyle arkadaşlar bisküvi. Bir de yara bandı. Bu kadar. Aldıklarımız bu kadardı arkadaşlar. Bugün de böyle ufak bir alışveriş yaptım. Sizinle de paylaşmış oldum. Şimdi artık günümüze devam edebiliriz. En son aldıklarımı gösterdim. Şöyle bir baktım. Annem börek yapıyor. El açması. Ispanaklı peynirli börek. Şöyle de göstereyim. Bir kısmında böyle hemen tepsiye başlamış yapıyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Yani şu an çiğ bile yiyebilirim. Son halini yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Thank you.
bir tepsi biraz önce gösterdim zaten. Peynirli ıspanaklı yaptı. Onu fırına verdi. Şimdi de şöyle ıspanaklı ve kıymalı yapıyor. İki çeşit börek yapıyor. Onların son halini yine sizlerle paylaşırım. Birazdan sofrada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar biz annemlerden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ama öncesinde BİM'e uğrayacağız. Birkaç bir şey alacağım. Yani ufak tefek çocuklara biraz abur cubur tarzı bir şeyler alacağım. Çay yanına bir şeyler alacağım falan. Neyse aldığım zaman tekrar çekmeye çalışırım. Çekemezsem de artık evde paylaşırım sizinle. Hava da çok soğuk bu arada. Gerçekten. Mart, yani Mart ayındayız ama belli de olmaz yani, bir baktım kar yağar. Öyle, buradan da göstereyim size. Ne diyorsun sen? Hayır, onu almayacağız. Ne alacaksın? Meyve suyu mu? Hadi al. Emre kardeşini aldı. Ya ben. Bak, dur. İki tane daha alayım. Lina getirir misin? Ne alacaksınız? Ne yapıyorsunuz siz? Şey alır. Şunları alacağım. Ne bulmuş? Hayır, onu almıyorsun. Bakayım, konuşuyor mu? Dur. Konuşmuyor. Marketten geldik.
Zaten size söylemiştim hani BİM'e girerken biraz çayın yanına özellikle bir şeyler alacağız diye. Şimdi bayağıca da bir şey aldık ama arkadaşlar bu gördükleriniz tabii ki böyle bir 10-15 günlük kadar gider diye düşünüyorum. Ben bunları böyle toplu alıyorum arkadaşlar. Bir 10 gün kadar, 15 gün kadar gidiyor. Çocuklara falan arada veriyorum. Biz de arada böyle çayın yanında falan yiyoruz. O yüzden böyle toplu aldım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hem BİM'e uğradım hem de sonrasında da Migros'a uğradım. Öncelikle şöyle bir Türk kahvesi aldım. Zaten gösterdim hani bir önceki videomda. Göstermişim kahvem azalmıştı diye. Kahve aldım. Şöyle çocuklara iki tane süt burger, şöyle eti puf. Ondan sonra sonra böyle arkadaşlar sakızlı şeker mi diyorlar, lollipop aldım. Ondan sonra şöyle Halley arkadaşlar. Şöyle iki tane cips. Sonra BİM'den şöyle küçük boy çöp poşeti. Şöyle görüyorsunuz mini pop kek aldım. Şu Nescafe'leri de göstermiştim zaten. Bunları aldım, biliyorsunuz biz zaten Nescafe'yi de çok fazla tüketiyoruz. Her akşam ya da iki günde bir falan. Böyle bayağıca aldım. Yani bayağıca dedim mi 6 tane. Bakayım. 2, 4, evet 6 tane almışım zaten. Tam söyledim. 6 tane aldım arkadaşlar. Onun dışında şöyle yufka aldım. Ondan sonra şöyle kraker aldım çocuklara. Ondan sonra böyle bir paket instant maya. Şöyle içerisinde 4 tane var. 4 tane mi? Bu da 8 liraydı. Sonra şöyle karbonat aldım. Sonra çocuklar şöyle meyve suyu aldılar. Bir de ben şöyle BİM'in ilk kez bir yumuşatıcısını alıyorum. Sırf denemek amaçlı aldım. Bakalım nasıl. Yani kokusu güzel aslında. İlk defa bundan alıyorum. Bakalım kullandıktan sonra memnun kalırsam sizinle de paylaşırım yine. Sonra arkadaşlar Migros'a geldim. Migros'ta da şöyle biraz muz aldım. Yine Migros'un kendi kahvesini aldım. Bunları arkadaşlar aslında bu kahveleri biraz da stoklamış oldum. Çünkü Ramazan da geliyor. Belki bunları tüketmeyiz. Böyle iftar sonrasına da kalabilir. Zaten biliyorsunuz az kaldı zaten Ramazan'a. Bu yufkayı da zaten arkadaşlar börek yapıp dolaba atmak için aldım. Onu da beraber yaparız yine. Bir de yoğurt aldım arkadaşlar Migros'tan. Alıklarımız bu kadardı. Yani evin geri kalan ihtiyaçları hep vardı yani evde. Şöyle biraz dedik çayın yanına falan bir şeyler alalım. Bayağı abur cubur gibi görünüyor olabilir ama öyle değil yani. Sadece böyle toplu aldığım için öyle gözüküyor. Böyle bir tane iki tane alıp bırakmıyorum. Böyle toplu alıyoruz. Sonradan uğraşmıyoruz arkadaşlar. Burada da böyle çayımızı demledik. Eşimle beraber şimdi çay içeceğiz. Çocuklar da uyuyorlar. Ben de sizlere artık çiçeklerimle şöyle veda edeyim istiyorum. Bu arada veda etmeden önce de şu çiçeğimi de sizinle paylaşayım. Bu çiçeğimi de yine komşu teyzem bana ekti getirdi. Bunu da söylemişsiniz. Bunun işte saksısı küçük, çiçek bayağı büyümüş diye. Bir de şu çiçeğime söylemişsiniz. Onların saksılarını değiştireceğim inşallah. Değiştirdiğim zaman da yine sizlerle paylaşacağım. Neyse arkadaşlar ben artık bu videoyu da burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok çok seviniriz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak bize destek olan Ali Acar Beyefendi'ye de çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Bizle kalmaya devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.